Temel film yapım teknikleri ve bunların film atmosferi yaratmada nasıl kullanıldığını incelediğimiz Eylem Planı Sinema 101'e hoş geldiniz. Bu Sinema 101'in bu haftaki bölümünde temel açı türlerini konuşacağız. Daha önce hazırladığımız 1/3 kuralı videosu ve temel plan türleri videosuyla da birleştirdiğimizde temel kadraj oluşturma konularımızı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla eğer bu videoları henüz izlemediyseniz şuralarda bir yerde bağlantıları olacak. Bunlara tıklayarak bu videoları izleyin. Şurada falan olacaklar. Evet, bekliyorum. İzlediniz mi? Evet. Açılarımızı temel olarak 4'e ayırıyoruz. Bunlar dik açılar, geniş açılar, dar açılar, ikizkenar üçgen, paralel üçgen. Bazen çok kötü espriler yapıyorum ya. Çok kötü espriler ya. Temel açı türlerimizi 4'e ayırıyoruz. Bunlar bakış açımıza göre kuş bakışı, üst açı, göz hizası ve alt açı ayrılıyor. Kuş bakışı açıya baktığımız zaman adı üstünde kuş bakışı açılardan çekilen ve karakteri ezen, küçülten açılardır. Çok yüksek bir binadan aşağıya doğru baktığınızı düşünün. İnsanları birbirinden ayırt edemezsiniz. Aynen bunun için kullanılır. Gösterilen nesneyi veya karakteri ezen, küçülten açılardır. Bazı durumlarda başka şeyleri hissettirmek için de kullanılabilir. Ancak üst açılar genelde kaybolmuş, kayıp bir durumda olan karakteri göstermek için kullanılır. Sırada üst açılarımız var. Üst açılar genelde gösterdiği karakteri ezmek, küçük düşürmek için kullanılan açılardır. Sizden çok daha kısa boylu birine bakarmış gibi düşünün kendinizi ve aşağıya doğru baktığınızı düşünün. İşte o kişiyi küçültmek için kullanılan açılardır. Genelde bir karakter korkmuş, ürkmüş durumdaysa bunu vurgulamak için kullanılır. Yine kronolojik sırayla devam edersek bu sefer göz hizası açımız var. Göz hizası, adını söyleyemiyorum ama göz hizası en yaygın olarak kullanılan açı türüdür. Herhangi özel bir durum veya bir şey yoksa ortada her zaman göz hizası açılı kullanılır. Vallahi söyleyemiyorum. Göz hizası açısı kullanılır. Karşılıklı açılar, omuz açıları, amorslar her zaman göz hizası açısından çekilir. Yine fizik açısından devam edersek bir sonraki açı türümüz de alt açılardır. Alt açılarda üst açıların aksine karşımızdaki karakteri yücelten, onu korkunç, güçlü veya tehditkar bir durumda gösteren açı türüdür. Yaygın olarak kullanılır. Yine alt açının, üst açının tam aksine sizden çok çok uzun boylu birine karşıdan baktığınızı düşünün. İşte aynen bu hissi yaratmak için kullanılır. Bu dört temel açımızın yanında bir tane de bonus açım var sizler için. Buna eğik, oblik açı diyoruz. Gavurlar bu açıya Dutch angle diyorlar. Oldukça yaygın kullanılan bir açı türüdür. Bir şeylerin ters gittiği, doğru gitmediği zamanları betimlemek için kullanılır. Bu psikolojiye de dayanır. Örneğin düz çizgiler her zaman insanda güven hissiyatı oluştururken eğik çizgiler bir şeylerin ters gittiği hissini oluşturur. Eğik açılarda benzer hissiyatları yaratmak için kullanılır. Neredeyse istisnasız tüm korku filmlerinde birden fazla eğik açı kullanımı görebilirsiniz. Bunlar karakterimize yaşadığı huzursuz durumu, dünyayı betimlemek için kullanılır. Örneğin Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filminde hapisten yeni çıkıp normal dünyada ne yapacağını bilemeyen bir eski mahkumun psikolojisini anlatmaya veya benim esas favorilerimden Hitchcock'un 39 Steps filminde eğer şu an sorulan soruya cevap verirse öleceğini bilen ama asla yalan söyleyemeyen bir karakterin soruya cevap vermeme arasındaki yaşadığı tereddütü hissettiğimiz bu iki örneğe bakabilirsiniz. Temel film yapım teknikleri ve bunların film atmosferi yaratmada nasıl kullanıldığını incelediğimiz Eylem Planı Sinema 101'in temel açı türleri videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer Sinema 101 videolarına veyahut da diğer videolara da bakmayı lütfen unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse kanalı takip edin, arkadaşlarınızla paylaşın. Bunlar bu kanala destek olacak çok güzel şeyler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.